Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS Türkçede muhtemelen bir sorunun geleceği söz sanatları konusunu mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Geçen sene de görmüştük hocam. Haklısın Tonguç'um geçen sene görmüştük. Beşinci sınıfta, altıncı sınıfta, yedinci sınıfta gördük. Şimdi sekizinci sınıfta da göreceğiz. Bugün göreceğimiz konu esasında hep bizim bildiği benzetme, kişileştirme, işte konuşturma, abartma, karşıtlık gibi temel konular. 2024 LGS'de sözel bölümde söz sanatlarıyla alakalı soru gelmedi. Deyimlerden soru geldi, sözcük anlamdan soru geldi. İşte anlatım bozukluğu geldi, cümle anlamı geldi ama söz sanatları ile alakalı soru gelmedi. Fakat burada şunu bilmemiz lazım, 2023'te gelmişti, 2022'de, 2021'de bir şekilde seçeneklerde bize e, bununla alakalı sorular sorulmuştu. Dolayısıyla biz 2025 LGS'de mutlaka söz sanatlarıyla bağlantılı bir seçenek ya da direkt bir soru bekliyoruz sonuç herhalde benim. Şimdi bunları zaten az biraz hatırlıyoruz, birazdan bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Zaten e, Milletin da kazanımlarda hangi söz sanatlarının çıkacağını bizle paylaşmış. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, işte karşıtlık, abartma söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır diyor. Dolayısıyla bunları zaten bildiği kabul edilir. Hani 5, 6, 7 sen de gördün ya. Biz de oradan hareketle biliyor musunuz gibi düşünüyoruz ama şimdi en başından tane tane sizlere sanki hiç bilmiyor musunuz gibi benzetmeyi de işte sorularıyla birlikte kişileştirmeyi de veyahut da diğer konuşturmayı da sizlere anlatacağız. Ama bakalım gerçekten hatırlıyor musun? Ekranları başındaki arkadaşlarımız da gerçekten unutmuşlar mı? Şöyle bir bakalım. Mesela ben bir cümle söyleyeceğim. Sen burada hangi söz sanatı var bilmeye çalışacaksın Songuç'um. Kalem o gün çok üzüntülüydü. Kişileştirme hocam. Harikasın. Burada kişileştirme. Niye? Çünkü kalem üzülmez. İnsan olmayan bir varlığa yani kaleme insana özgü özellik verilmiş. Burada kişileştirmiş. Kalemi insan yapmış. Kişileştirmiş. Teşhis. Şahıslaştırmış yani. Çok güzel. Peki bir şey daha söyleyeyim. Mavi kalem kahverengi kaleme dedi ki selamun aleyküm. Konuşturma. Harikasın konuşturma niye? Çünkü kalemler konuşmaz. Bak konuşturmanın olduğu yerde kişileştirme de vardır. Fakat konuşturma dedi. Neden? Çünkü mavi kalem kahverengi kalemle konuşmaya başlıyor. Baba haber diyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Böyle bir şey olamaz. Kalemler konuşuyorsa yani insan olmayan varlıklar konuşuyorsa biz buna konuşturma diyoruz. Peki mesela e, karşıtlık diyor, tezat diyor. Karşılık tezata ne örnek verebiliriz sonuç evladım benim? Düşman ve dost. Çok güzel. Düşman ve dost birbirine zıt birbirine karşı. Tabi bunu direkt seçeneklerde düşman ve dost diye yazmaz. Der ki işte eski bir üniversite sınav sorusu şöyle sormuş. Demiş ki komşular birbirine kanlı bıçaklı olsa da e, işte saksıdaki çiçekler birbirlerine sevgi duyar demiş. Yani birbirlerine sevgi duymak ve kanlı bıçaklı olmak birbiriyle zıt ifadeler. Karşı ifadeler bir arada kullanmış. Ya da işte ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Bu nedir sence ...sonuç Eylül benim? Karşıtlık. Harikasın. Karşıtlık. Niye? Ağlarım Aklıma geldikçe güldüğüm diyor. Yani gülmek ve ağlamak birbirinin karşıtı. Tamam karşıtı da biliyoruz. Aslında ders işlemimize gerek kalmadı gibi duruyor ama yine de şöyle bir genel olarak kontrol edelim. Sonra zaten birazcık seçici sorular da çözeceğiz ekran başındaki arkadaşlarla. Bir de mesela e, bir cümle söyleyeyim mesela. Diyelim ki bugün bin soru çözdüm. Abartmış olurum. Evet bu da abartma değil mi? Bu abartma. Esasında bin soru çözen öğrenciler vardır ama doğru değil. Nitelikli, kaliteli, belli seviyede soru çözmek daha iyi. Abartmış. Tabii biz burada abartma sanatını değil de arkadaşımızın ders çalışmasını abartmışız olduk. Neyse sıkıntı yok. Burada şu çok önemli Tonguç LGS'de bu konuyu rahat rahat yapacağız. Dolayısıyla biz bunu şimdi siz sanki hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağız ama dikkat etseniz 5'te 6'ta 7'de bu konuyu da görmüş gibiydik. Burada LGS'de şu çok önemli Tonguç'um. Söz sanatlarıyla alakalı bizler soru çözüyoruz. Mutlaka çözmeliyiz de ama senin yapman gereken en önemli şey tabii ki LGS sürecinde böyle az önceki arkadaş örneğindeki gibi abartıp bin soru çözmek değil. Hem soru çözmek hem de o çözdüğün soruların yanlışını mutlaka kontrol etmek. Yani sen bu soruyu çözdün Bitti o kadar. Hayır. çözünce cevap B mi C mi kontrol edeceksin. Cevap B dedin cevap C çıktıysa neden C onu öğreneceksin. Bu çok önemli. Bir de tabii ki her zamanki gibi kitap okumamız da gerekiyor. Hocam kitap okumak mı soru çözmek mi daha faydalı? Güzel bir soru. Bunu herkes soruyor. Bence e, şu anda soru çözmeniz çok daha değerli. Çünkü sınava az bir süre kaldı. Bence şu anda soru çözmeniz çok daha değerli. Çünkü sınava 9 ay kaldı. 8 ay kaldı. Fakat burada şu çok önemli. Dinlendiğimiz anlarda yani sosyal medyada gereksiz şeylerle vakit kaybedeceğimize bizi eğlendiren, bizi keyiflendiren, bizim genel kültürümüz Arttırması şart değil. Bizim hoşumuza giden herhangi bir kitabı rahat rahat okuyabiliriz. O da faydalı. Ama şu anda soru çözmenin daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Bu arada Tonguç Kapta birinci sezonda Bilge baykuşlar ve hızlı çıtalar e, yarışmaya başladı. Sen de bu yarışmaya takıma katıl. Akademi.com'da senle birlikte çok güzel bir şekilde takımını belirledikten sonra kanala abone oluyorsun. Dersimizin sonunda birazdan sana vereceğimiz meydan okuma testlerini çözüyorsun. Video ödevlerini yapıyorsun. Ödevlerini zaten biz sana çok güzel veriyoruz. Yani bu videoların sonunda sıfırdan 8 hazırlık setimizde e, Türkçeden ve Dinamo Türkçeden sana söz sanatlarıyla alakalı çok güzel ödevler vereceğiz. Bu ödevleri bitirdiğinde ve tats uygulamasına girdiğinde zaten hem LGS denetlerini artıyor hem de harika bir şekilde e, hediyeler kazanıyorsun. Tonguç Hafta başarıya ulaşıyorsun. O zaman şimdi intromuz girsin. Güzel bir şekilde videomuzu öğrenelim ve LGS için Türkçe'ye bir net daha ekleyelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk başta en lokumuyla başlıyoruz. Benzetme teşbih. Yani burada Arapça ismini yazmışlar ama sıkıntı yok. Benzetme teşbih diye zaten ayrı içerisinde vererek sorarlar bize. Ama benzetmeyi iyi bilmemiz lazım. Şimdi aralarında ortak özellik bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Mesela diyelim ki aldığım ekmekler taş gibi sert ederken ekmek sert ama taş kadar değil ekmeği taşa benzetmiş mesela. Veyahut da dayım aslan gibi güçlüdür. Tam dayısı güçlü eyvallah ama aslan daha güçlü sonuçta. Dayısını aslana benzetmiş. Ya da cennet gibi güzel vatan. Evet vatanımız çok güzel harika ama sonuçta cennet daha güzel. Ama vatanımızı biz cennete benzetiyoruz. Niye? Çok güzel olduğu için. Annem melek gibi bir kadındır. Gerçekten annelerimiz meleklerden bile melek olabilir. Onu da buradan söyleyelim. Burada iki tane terim var. Bunu LGS'de sormazlar ama bilelim. Benzeyen var Tonguç adım benim. Benzeyen ve benzetilen temel ögeyi oluşturur. Bunu sormazlar ama benzetilen yine de şöyle üzerinden bir geçelim mesela. Burada benzeyen ekmek, kendisine benzetilen taş. Burada benzeyen dayım, dayım neye benziyor? Kendisine benzetilen ne? Aslan. Burada benzeyen vatanımız, kendisine benzetilen cennet. Burada benzeyen annemiz, annemiz meleğe benziyor. Kendisine benzetilen de melek diyebiliriz. Şimdi geldik kişileştirmeye. Bu arada benzetmeyle alakalı bir taktik de vereyim sana. Genellikle içerisinde gibi sözcü oluyor Tonguç'um. Yani aldığım ekmekler taş gibi sertti. Dayım aslan gibi güçlüdür. Cennet gibi güzel vatan. Annem melek gibi bir kadındır. Dolayısıyla gibi sözcüğünü gördüğünde diyeceksin ki burada benzetme olabilir. Bir de andırıyor kelimesi de yani benziyor demek. Ee, ...bize benzetmeyi bulduran önemli ifadelerden bir tanesi. Mesela annesinin dişleri inci gibiydi. Bak dişleri inciye benzetmiş. Şimdi geldik kişileştirmeye yani teşhise. Burada çok önemli. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasına biz kişileştirme diyoruz. Yani hani dersimizin başında kalemi işte üzüntülü yapmıştık. Kalem üzülmez ki. Bu insana ait bir özellik. O zaman insan olmayan bir varlık olan kalemin insan gibi davranmasına... İnsana ait bir özellik kazanmasını biz kişileştirme diyoruz. Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgar. Kalelere sevinç, umut ve inanç getirdi. Allah Allah. Şimdi bak. Rüzgar insana benzetilmiş. Niye? Ağlıyor, gülüyor, haykırıyor. Rüzgar öyle bir şey yapmaz ki. Rüzgar sadece fışş diye eser gider. Bahçedeki papatyalar küsmüş bize. Allah Allah. Papatyalar küsmez ki. Papatya bir çiçek. Yani o kadar. Küsme özelliği insana ait. Dolayısıyla burada papatyalar kişileştirilmiş. Köpekler bir sırrı saklar gibi bakıyordu gözlerine. Köpekler sırrı saklıyor. Köpek sır falan saklamaz. Köpekler evet bizim sadık arkadaşlarımızdır. Köpekleri çok severiz ama sır falan saklayamaz. Burada köpekler kişileştirilmiş. Ağaçlar baharı sevinçle karşıladı. A, tamam. Ağaçlar bahar gelince böyle çiçekler açar, ağaçları yeşerir, çok güzel ama böyle sevinme falan değil. İnsana ait bir özellik yine ağaçlara kazandırılmış. Dolayısıyla burada rüzgar, papatyalar, köpekler, ağaçlar hep kişileştirilen varlıklar olmuş. Bir de konuşturma yani intak var. Bu da insan olmayan varlığa insan özgü özellik veriliyordu ya. Bu sefer de insanmış gibi konuşturuluyor. Mesela bak tavuk bugün 10 bin adım atmışım diyor. Gezen tavuk yani. Gerçekten tavuk konuşmaz. E konuşmuş. Burada konuşturma sanatı var. Konuşturma insan dışı canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşma. Hüzünlü bulutlar seslendi arkamdan. Gitme böyle ardına bakmadan. Ne oluyor ya? Bulutlar konuşmaz ki. O zaman burada bulutlar konuşturulduysa konuşturma var diyeceğiz. çok önemli. Konuşturma sanatı olan yerde kişileştirme de vardır. Bunu da bileceğiz. Mesela e, sosis e, ineğe diyor ki kusura bakma geciktim diyor. İnek de ona normalde ne demesi lazım az önce yaptığımız gibi. Ama ne diyor? Aa ne yaptılar sana böyle diyor. Böyle bir şey olmaz ki yani sosis konuşmaz e, inek de konuşmaz o da diyor ki bir kafeye oturalım anlatırım diyor muhtemelen kesmişler sos yapmışlar sıkıntı yok ama burada kesin olan bir şey varsa burada hem kişileştirme sanatı var hem sosis hem de inek kişileştirilmiş hem de insana ait konuşma özelliği onlara verildiği için konuşma sanatı var geldik abartmaya yani mübalağaya abartma sözün etkisini artırmak için bir şey olduğundan çok küçük ya da çok büyük gösterme sanatına denir. ...sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın... ...gömelim gel seni tarihe desem... ...sığmazsın diyor Mehmet Akif Ersoy... ...Çanakkale şehitlerine... ...niye böyle bir şey söylüyor... ...diyor ki ey Çanakkale şehitleri diyor... ...sen diyor dünyanın en değerli şehidisin diyor... ...seni diyor tarihe koysak yani... ...tarih kitaplarına sığdıramam diyor... ...seni gömelim desem sana bir mezar yetmez diyor... ...sen diyor çok değerlisin diyor... ...çok büyük bir tehlikeye yönledin demek istiyor... Burada gömelim gelsene tarihe desem sığmazsın derken de abartıyor. Şimdi bir of çeksem karşı dağlar yıkılır demişsin sen mesela. Böyle bir şey yok. Burada abartmışsın Tomuç. Şimdi bir tane sorumuz var. Demiş ki bu metin aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır diyor. Beraber yapmaya çalışalım. Ekranları başlayacak arkadaşlarımız da bizlerle beraber yapsınlar. Kış güzeldir. Tabiatın yemişleriyle, kuşlarıyla ve arılarıyla. İnsanların saadeti için çalıştığı gün mevsimler ne güzeldir. Çalışan bir insan için kış ılık bir su yaz serin bir vantilatördür. Kış saadetimizi tamamlamak için her zaman sabırsızlanarak geliyor diyor. Şimdi burada kışın sabırsızlanmasıyla hangi söz sanat yapılmış Tonguç benim? Kişileştirme hocam. Harikasın. Niye? İnsan olmayan bir varlığa sabırsızlık özelliği vermiş. O zaman burada kişileştirme olacağı için A seçeneğini eliyorum. Çünkü A seçeneğinde kişileştirme yok. B'de var, C'de var, D'de de yok. O yüzden cevabımız B ve C üzerine devam ediyoruz. Şimdi Abartma mı var burada yoksa benzetme mi var onu bulmaya çalışacağız. Bakalım. Diyor ki yaz serin bir vantilatördür diyor. O zaman burada yazı serin bir vantilatöre benzetmiş diyebilir miyiz? Evet hocam. O zaman kişileşme benzetme cevabımız B seçeneği. Şimdi geldik karşıtlık yani tezata. Karşıtlık iki duygu, düşünce, hayal ya da varlık arasında birbirine karşı olan nitelikleri bir arada söyleme sanatıdır. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. Az önce dersin başında söylemiştik ağlamak ve gülmek birbirleriyle neydi sonuç herhalde benim? Karşıtlık. Süper. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Doğarken batmak. Yani doğmak ve batmak birbirleriyle tezat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir tane zengin sorumuz var ona da bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içine verilen söz sanatı yoktur diyor. Ekranları başındaki arkadaşlar da dikkatlice çözsünler. Şimdi zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur diyor. Bak çiçekte gurur olmaz. Çiçekte gurur varsa demek ki küçük insan gibi kişileştirilmiş demektir. Burada bir söz sanatı var. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Ömrümüzü yarım kalan bir şiire benzetmiş diyebiliriz. Beyoğlu'ndan kalktık, sandık selamet, Galata'ya vardık, koptu kıyamet. Şimdi burada Galata'ya vardık, koptu kıyamet diyor ama herhalde çok kalabalık falan bir şeyler bahsediyor ama kıyamet kopmuş olamaz. Burada abarttığını söyleyebiliriz. Keşke bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki de bu kadar kirletmezdiniz dünyayı konuşturma. Burada kedi konuşmuş mu? Hayır hocam. Hayır. E, konuşan zaten şair. O da zaten insan. Yani bir kedi sevseydiniz dünya bu kadar kirlenmez diyor. Kedi konuşturmuş değil. İnsan olmayan bir varlık insan gibi konuşulmamış. O yüzden cevabımız denizli seçeneği diyebiliriz. Şimdi Tonguç'um bu konuya yakalı bol soru çözmemiz lazım ama... ...Türkçede en fazla sorunun geldiği konu hangisi Tonguç öğrenmenim? Paragrafta anlam. Harikası paragrafta anlam. Dolayısıyla söz sanatlarından soru çözdükten sonra yine Mutlaka parrafta anlamla alakalı testler çözmeye de devam et. Ben şimdi şöyle e, göstereyim. Dinamo Türkçe Soru Bankamızın içerisinde söz sanatları ile alakalı çok güzel testlerimiz var. Hatta nerede noktalama işaretlerinden önce? Ha Burada bak. Söz sanatlarını biz böyle güzel güzel ayırdık son testlerimizde. Bak dedik ki mesela şurada hemen göstereyim. E, kişileştirme, benzetme, abartma, konuşturma, tezat. Hepsini buraya koyduk. E, ve... Burada karekodda da soruların çözümlerini koyduk. Aynı zamanda kitaplarımız fişler olduğu için ekstra dijital sorularda ve buradaki sorularda bir kez daha tabletinden, telefondan çözebiliyorsun. Bu testleri çözmeni istiyorum. Buradaki testler zaten çıtır çerez. Bunların hepsini hemen bitirirsin. Çok güzel bir şekilde halledersin. Ancak mutlaka e, kitaplarımızın içerisinde yer alan paragraf sorularından da çözmeye başla. Bizim paragraf 10, on, paragraf ons, para son nokta gibi e, paragraf kitaplarımız var. Onlardan da sorular mutlaka çöz. Bunlar Tonguç Kapıcı'nın ödevlerini. Hadi bakalım Ozan. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Ancak şimdi meydan okuma testimiz var. Onu da yapalım. Ardından da güzel güzel LGS yolculuğumuza devam edelim. Hadi bakalım. Hmm.